Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Herkes yine tek oy mu verecek? Şöyle, mesela puanlama sistemi olursa herkes istediğine oy verir. En fazla puanı alan yapar. Tamam, olur. Tamam, öyle yapalım. Peki, zaman isteyen? Herkes birden fazla oy verebilir. Ha, tamam. Hiç yazmayayım, değil mi? Yazayım. Psikoloji. Allah. Psikoloji bir kişi mi? Hem de bugün yazdım psikoloji. Kader. İki. İki tane kaldırabiliyor muyuz abi? Bir tane kaldırabiliyor muyuz? Yok, bir tane. Ben kaldırabiliyorum, iki defa. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yalnızlık. Aynı. 1, 2. Sen ne kaldı? Serbest bir şey. Serbest. Birden fazla da yapabiliriz. Evet. 9. 9 da 9. Vay be. Vay be. Neymiş bir tefekkür. Yeni yazdım. 1, 2. Kişi daha olsun. Benim şimdi şöyle yapayım. Benim de bir oyun var. Tamam. Evet. 9. Abi ben bir tane kaldırdım. Ya kadar ya yapmıyorum. He? Ya kadar ya kaldırabiliyorsunuz. Bak şimdi. Bu 8, tamam mı? Şimdi bir tane de benim var. Şimdi. Bu oyunu da İki tane, iki defa kullanabiliyordunuz ya. Ben de iki defa kullanabiliyorum. Ben bir tane kullandım. O zaman tamam o zaman. 9'u kullanayım hocam. Kullan o zaman. Tefekkür ihmal oldu. Tamam, 9 oldu. 9 oldu. Vaa, 3 eşit oldu artık. Çekişmeli geçti. Tamam. Yani bir tane kullanıp, ben şimdi bir tane de kullanmak istiyorum diyese, kullanabilirim. Her abi hiç yalnız, ben hatırlamıyorum. Ben de yalnız. Yapmışsınızdır ama ben şimdi. Yapmadım. Hatırlamıyorum. Evet, ben de seni yapmıyorum. Hazırlık var. Allah'a mahsus yalnız. Sen bir tane mi kullandın? Kullandım abi. Bir tane de söyle. Bir tane daha. Ders olacak kılaç gibi bir şey var. Çok güzel. Abi yalnız geçen de yazdınız siz ya. Tefekkür ben kenar mı? Geçen de yalnız abi bir şey yok. Şimdi... Bir anlamı ben de bir tane. Vay be. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Psikolojideki şey, şunu söylerse bakayım ne diyeceksiniz. İçini doldurayım da yani o şeyde yaptığımız öğlen yaptığımız dersten değil. Şu. Kendime zaman ayırınca düşünmeye başladım. Şu. Kendime zaman ayırdığım zaman düşünmeye başladım. Başlık bir yazı. Yalnız kendime zaman ayırdım. Ayrandım. Şimdi o zaman şu anda tefekkür galip. Sizden ayrılsın. Ben şunu, bunu zaten ikisini tabii beraber yapayım diyordum böyle. Şöyle. O zaman da öyle diyecek. Ben de öyle diyecek. Psikolojide yalnızlık olmaz mı abi? He? Psikolojide yalnızlık. Yalnızlık, o da psikoloji değil. Yani ismini psikoloji diyoruz yani. Böyle psikolojiyle pek alakası da yok ya. Yani psikoloji derken sokak psikolojisi. Yani aslında, efendim abi. Tefekkürü hani zannın zıttı diyebiliyoruz ya, yani, söyleyebiliriz. Yani, o cihetten bakıyorsa zan dersleri bayağı oldu. Hani tefekkürü zanla ilişkilendirebiliriz yani. Evet, şöyledir. Nasıl zıttı, zandan evet. Nasıl oluyor? Mesela tefekkür, tefekkür toplamasını okudum. Özün, özü, özü, üçe indirdim. Özün, özün, özü cümle. Yani hiç izah yok. Cümle. Yani pek bulunmaz hakikaten. Peki, ben tefekkürle başlayayım. Zamanımız olursa yalnızlık bildiğimiz şey. Yalnızlık devam ederiz. Tamam. Tamam. Ha, bunu söyleyeyim. Ders benim değildi. Onu da aradan çıkartmayın. Adama da bir ceza kesilmesi lazım. Tamam abi. Dersi kesilmesi şu.
evde belki sözü geçmeyebilir. Evden değil de kendisiyle alakalı bir ceza vereceğiz. Yani bir tatlı mı şey yapacak, bir meyveye mi dönüştürecek cezayı? Ders hazırlanmamış, dersiydi. Ya derse böyle sizin öne aldığınız bir meyve mi alacak? Abi hayatı cezayla geçiyor zaten. Sucukları kaptırdı affında zaten. Allah Allah. Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi tefekkür toplamasında hiç böyle o bizim o çalışma gibi metin anladım değil. Direkt o paragrafı okudum, cümleye dönüştürdüm. Böyle bir cümle yok. Orada ararsanız. Ama cümleye dönüştürdüm yani koca bir paragrafı veya bir sayfayı böyle dönüştürmek zordur. Tamam, tefekkür. Tefekkür ruhun sigortasıdır. Öyle gideceğiz yani. İlginç bir ders tabii. Bir kere kafanıza şunu koyun. Gelecekte tefekkür aklidir. Düşünmek zekiliktir. Tamam. Tefekkürde şeytan da yoktur. Tefekkür şeytanda yoktur, kafirde yoktur. Dolayısıyla niçin söyledim? Aklın aktif olmasıdır. Aklın bir sıfatıdır. Zaten gelecek şeyde ruhu hangi cendere olursa olsun, hangi kuyu olursa olsun, tefekkürle çıkılmayacak hiçbir kuyu yoktur. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın balık karnında tefekkür olarak yapmış. Eyüp Aleyhisselam hastalık kuyusundan tefekkürle çıkmış. Yusuf Aleyhisselam kuyudan tefekkürle çıkmış. Sekizinci söz tefekkürdür. İncil 18 bin alemdir. İncil ağacı. Tefekkür. Tefekkürle tılsımı çözdü. Ondan sonra sistem ters döndü. Onun için tefekkür ruhun sigortasıdır. Başka? Şeytan nafileleri yaptırır ta farzları yapmasın. Yani kaza namazını unutturur ama nafilelerle meşgul eder. Bu tefekkür zıttı, düşünce. Çünkü her yönünü aldım. Nafilelerle insanı gururlandırabilir şeytan. Bak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ulan ne güzel namaz kılıyorsun. Güzel Kur'an okuyorsun. Hiç unutmayın bunu. Nafilelerle insanı gururlandırabilir şeytan. Ama tefekkürle asla. Çünkü tefekkür ne olduğunu bilmediği için içerisini ne büyük adamsın diyemiyor. Şeytan valide olmuyor abi galiba. Amud-u Nurani dediğimiz. O zaman bu sırrı kelam mıdır yani? Aynen yani mesela sessiz. Vahyin içerisindeki bir meratiptir. Tefekkürle düşünme arasında nasıl bir fark var abi? Fark harika. Harika. Hemen şuradan. Düşünmek malzemeleri bir araya toplamaktır. Düşünmek dima bütünlüğüdür. Aslıyla bakıp hakikatine varmaktır. Tefekkürü kaynağı. Dima bütünlüğüdür düşünmek. Düşünmek malzemeleri bir araya toplayıp zaruri neticeye varmaktır. Yani zaruri varırsın bu malzeme. Tefekkür ise sebep sonuç ilişkisinden sıyrılmaktır. Direkt sonuca gidiyor. He? Direkt sonuca mı gidiyor o zaman? Yani yok, bak şimdi. Mesela sebep sonuçta mecbursun. Sebep sonucun dışında onun üstünden bakıyorsun. Mesela eğer
Tefekkür sebebin sonucu olsaydı herkes de olurdu. Gelecek tabii tefekkür nedir de acele ediyoruz. Düşünmek seni dışarıya taşır, tefekkür seni içeriye taşır. Düşünmek zekilere mahsustur. Tefekkür akıllara hastır. Zanın zıttığıdır. Düşünceler zanları oluşturur. Mana-i harfi mana-i ismiyle baktırmaya. Eğer düşünceler zanları oluşturur, mana-i harfiyle bakarsan üstü zana dönüşür. Devam edeyim. Bir daha. Nafilelerle insanı gururlandırabilir şeytan ama tefekkürle insanı gururlandıramaz. Bak ben ne kadar tefekkür ediyorum diye gurur olmaz. Çünkü tefekkürle vücudundan kendimden şeytan zayıflar. Tefekkürle vücudunda senin şeytanın zayıflar ve kaçar. Şeytanın tefekkürü yoktur çünkü kalbinde marifete dair mecali ve kabiliyeti yoktur, kalmamıştır. İş atacağız da diyor. Yani şeyin diyor, şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Yoktur diyor. Çünkü hep şeri düşündüğü için marifet yoktur. Tefekkür altında marifet vardır. İman-ı billah marifet. Marifeti kullanıyor. Devam ediyorum. Psikolojik sorunu olanların ortak özellikleri neymiş? İki nokta üst üste. Bir daha. Psikolojik sorunu olanların ortak özellikleri neymiş? Tefekkür mesleğinden uzak olmalarındandır. Yani psikolojik sorun olanların ortak özelliklerine baktım. Bu kadar. İstisnasız, hiç kaçınılmaz. Tefekkür mesleğinde hissesi ya yoktur veya düşüktür. Yok ya. Uzman düşünüyor o zaman. He? Uzman düşünüyor. Düşünüyor. Düşündüğü için sıkıntıyı sarmış. Yani mesela çocukların, delilerin, hayvanların düşünceleri pek olmadığı için psikolojik sorunlar pek yoktur. Ama bazı çocukların psikolojik sorunu olması evde onun suni bir pompalama, şiddet ortamında olduğu için düşüncesi aktif oluyor çocuğun. Yani dolayısıyla düşüncesi olan tefekküre dönüştürmemişse o düşünce vesvese ve vehimden kaçması mümkün değil. Mümkün değil. Bir daha psikoloji sorunu olanların ortak özellikleri tefekkür mesleğinden uzak olmalarıdır. Tefekkür ruhu bedene ne demek bak? Gafur iyi dinle. Tefekkür ruhu bedene, kalbi aklına, aklı midesine, ruhu cesedine hakim kılar. Hadis-i şeriflerde bir mana söylüyorum. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten eftaldır. Tefekkür bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten eftal mıdır? Hadiste öyle diyor. Tefekkür saati hayrın ibadet senet. Peki nafile ibadetten evla ise, daha ileri ise şeytanda bu olur mu? Yapmaz da ya. Anladınız mı? Şeytanın aktif olanlarda da olmuyor. He. Dediğiniz gibi o doğru. Anladınız mı abim şimdi? Evet. Çok ilginç bir nüanstan çıkarttık buradan. Bak şimdi. Bir sene nafile ibadet yapıyorsun. Koy kenara. Allah'ımız söylettiriyor ki peygambere. Bir saat tefekkür. Abi ben bir saat nerede yapacağım? 10 dakika şimdi yaptım. 5 dakika biraz önce yaptım. Toplamı yani. Paldır küldür bir saat olmaz. Bir saat tefekkürün yok mu hayatında? Bir sene nafile ibadet derken oturup da bir sene yemek yemeden, tuvalete gitmeden değil tabii. Toplamı. Ha, peki bak yürümeyi iz takip etmeyi şey yapalım diye yapıyorum tam. Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten evla mıdır? Evladır. Şeytanda ibadet var mıdır? Şeytan bir sene ibadet etse nafile senin bir saat tefekkürüne gelemiyor. Şeytanda da tefekkür nafile ibadet olmayacağına göre ibadetten üstün olan tefekkür hala da yoktur.
Derslerde tefekkür olmuyor mu? Yani tefekkür ders aslında. Şey abi evet. Benim aklıma geldi bu 24 altın meselesi vardı ya. Oradan saatini namaza ibadete ayırsa. O bir saati de yani neden bir saat diye düşündün mü? Oraya intikal ettim. Namaz sırasında da biz evet, düşünüyoruz. Evet. En düşünce halindeyiz. Evet, aferin harika. Başka. Bilginin ilme, marifetin, fen ilimlerin, tıbbın, fiziğin, matematiğin, kimyanın, yani coğrafyanın, bak, bilginin ilme, fen ilimlerinin marifetullah'a, Allah'ı tanımaya dönüştürme sistemin adıdır tefekkür. Mesela, kimyayı bilmek, fiziği bilmek, tıbbı bilmek ilimdir. Ama her ilim marifetullah değildir. Allah tanımak değildir. Eğer o ilmi, eğer sen Allah'ın dediği gibi kullanırsan, Allah'ı tanımada, o ilim marifetle marifetullah olur. Başka, kafirde düşünmek var fakat tefekkürü yoktur. Anlatsan da anlaması imkansızdır tefekkürü kafire. Çünkü tefekkür enerjisi kesinlikle imandır. Hatta imanın nura, yani imanın kesinlikle imandır. Hatta imanın nura, yani imanın nurudur. İmanın nurudur tefekkür. Düşünmesidir yani. İmanın içerisinde olur bunlar. Başka bir derste kalp dima bütünlüğüne tefekkür verir. Evet, var. Burada bir de iman için çekildiği zaman kalp otomatik olarak girdi içinde oluyor. Evet. Felsefecilerin bazı söylemleri var. Yani akıl ve kalp bütünlüğüdür evet. Tefekkür. Felsefecilerin bazı söylemleri var. Böyle tefekkür kelamı gibi. Kokusu oluyor. Onlar nedir mesela? Düşünmektir onlar. Başka? Aklım ve yani şu, tatmin olmadığını hissediyorum. Nasıl fark edeceksin biliyor musun? Tefekkürle düşünce şöyle fark edeceksin. Tefekkürün sonunda imanın artması var, Allah'ın belirlenişi var. Eğer bir düşüncenin tefekkür müdür değil midir? Eğer onun sonunda marifetullah yoksa düşüncedir. Oldu mu abim şimdi? Abi bir daha alabilir miyiz orayı? Çok ilginç. Tamam. Şimdi felsefe, filozofların ve böyle düşünür insanların da konuştuğu böyle şeyler var. Yani tefekküre ait olmasaydı o cümle denmezdi. Tefekkür ediyor sonra yazıyor gibi gözüküyor. O düşüncedir. Nasıl anlayacağız? Çünkü tefekkür iman balını yapar. İman balını yapar. Eğer bir düşünce, ikisi de düşünce, bir Ahmet, Mehmet. Eğer neticesinde marifeti artıyorsa Allah'a, İmanı artıyorsa onun adı tefekkürdür. Eğer eşyayı tanımlıyorsa, kendini tanımlıyorsa, eşya nedir, ne işe yarıyor, neticesi buysa bu düşüncedir. Bunu güzel bir kaleme alınıp cümle yazılabilir. Tefekkür, aklın ve kalbin bütünlüğüdür. Bak gelmiş aşağı. Başka? Tefekkür, ulvi alemlere ruhu taşıma yöntemidir. Neyi ve nereyi tefekkür ediyorsan, ruh oraya taşımaktır, taşıyorsun demek. Cümle geliyor, bıraktın. Bak, ulvi alemlere ruhu taşıma yöntemidir. Neyi, bak neyi ve nereyi tefekkür ediyorsan, ruhu oraya taşımaktır tefekkür. Tefekkürün içerisinde zanlar vardır. Zandan kurtuluş yoktur. Yani ne kadar zanlardan kurtulursan tefekküre kayıyor. Tefekkür Burak mıdır? Buraktır. Sırat'ta binek midir? Evet, binektir. Peki bineği kesmek nedir? Yani koçu kesmek nedir? Zanları kesmek. Yani. Biraz gidelim mi? Sırat'ta binektir. Dünyada istikamettir. İçsel alemde hidayettir.
iddia et ruhun cennetidir. Bir daha dersen diyemem. Geç. Biz dinleyip kaydederiz. İnan bilmiyorum. Peki, itimat et, doğru söylüyor. Bir daha söyle, zor diyemem. Başka, suizanların zıttıdır. Hüsnü zanın vasatının zeminidir. Seni içe taşır tefekkür. Dış dünyanın hadisatlarından ruhunu kurtarır tefekkür. Düşünmek ise dışarıya taşınmaktır. Olayların ve hadiselerin ortasına taşınmaktır. Düşünmek. Tefekkür mesleğinde ilerlemiş olanlardan çok antika. Ha bu da bir cevap. Düşünce ile tefekkür arasındaki farkı eylemde farkı koyuyoruz şimdi. Eylemde fark ne? Biraz önce içsel alemde fark dedik. Eğer tefekkür mü düşünce midir? Neticesinde marifetullah oluyorsa tefekkürdür. Yok eşeği tanımlamada eşeği çözümlüyorsan düşüncedir. Şimdi fiilde bu düşünceli midir, tefekkür müdür? Fiilde gözükecek. Çok güzel bir ölçüm yiyen var şu anda. Geliyor. Tefekkür mesleğinde ilerlemiş olanlarda sü-i ahlak o nispetle olmaz. Mesela haset, gıybet, hele hele iftira, menfi taassup, müsbet hak ve hakikat mesleğine taassup, vefadır, sadakattır, bariç. Yani taassup nedir? Nimettir. Ama nimettir. Ne kadar büyük nimetse o kadar nimettir. Mesela mesleğine, hak hakikatına, İslamiyete taassup etmek vefadır, sadakattır. Ama kardeşler arasında, müminler mabeyninde istifadene mani olacak taassup batıldır. Biliyorsun ki ben bu adamdan istifade edeceğim. Ama bizim meslekte, meşrette değil bu adam. Nurcu işte. Olsun. Bizim gruptan değil ki. Olsun kalsın faydası canım. İstemiyorum onun ilmini de. Bu menfi taassup. Şimdi bunu izah ettikten sonra bir de okuyorum. Tefekkür mesleğinde eylerlemiş olanlarda su-i ahlak o nispette olmaz. Mesela haset, gıybet, hele hele iftira, menfi taassup yani müsbet ve hak ve hakikat mesleğine taassup vefadır, sadakattır. Başka ben merkezli düşünmek yani mesela tefekkür mü düşünmek mi? Ayrıca diyorum bak şey Abdülkadir. Bak ben merkezli düşünen, haset eden, gıybet eden o da düşüncedir. Bu adam var ya. Bu adam var ya bu adam. Şu diyor da bak. Bak hasedi oluyor. Haset, gıybet, iftira, menfi taassup, ben merkezli düşünmek, aşağılamak, zulüm ve hak yemek gibi süfli sıfatlar olmaz ehli tefekkürde. Ne kadar tefekkür varsa bunlar olmaz. Tefekkür, orayı burada ruhunda yaşatmaktır. Orayı burada ruhunda yaşamaktır veya yaşatmaktır. Tefekkür, hadisatın tazikatından kurtulma limanıdır. Bir daha. Tefekkür, hadisatın tazikatlarından kurtulma limanıdır. Tefekkür, hakikat okyanuslarında mana balıklarını tutmaktır. Fikir yoldur. Düşünmek, doğru malzemeleri bir araya toplamaktır. Zekilerin sıfatlarıdır düşünmek. Akıllıların sıfatı ise tefekkürdür. Psikolojik sorunu yaşayanlar ekseriyeti mutlaka ile zekidirler. Akıllarda psikolojik sorun yok denecek kadar çok azdır. Ondandır ki Kur'an devamlı akla vurgu yapıyor ne kadar da az düşünüyorsunuz. Niye desin ki? Niye düşünmüyorsunuz? Düşünmezler mi? Akletmezler mi? Hele hele ne kadar da az düşünüyorsunuz? Yakın tefekkürün. Düşünmek ayrı bir kelime değil mi? Evet. Yakın akıl işte bu işte. Düşünmek, hani akletmezler mi? Yani aklın içerisindeki bir sıfattır tefekkür. Akıl etmezler mi? Tefekkür. Kur'an demiyor. Akletmezler. Akletmezler. Ne kadar da az düşünüyorsunuz mesela. Akıl aletini kullanmazlar mı? Evet, akıl ne kadar az da düşünüyoruz.
ne kadar az düşünüyorsunuz yani tefekkür ya, aklediyor şey. Aklını ne kadar az akıl, yok. Akletmez der mi? Ne kadar az düşünüyorsunuz düşüncenin şeyi. Yani niçin şöyle diyorlar biliyor musun? Düşünmez. Türkçe'ye çevirdikleri zaman tefekkürü düşünceye çevirmişler. Tercümede. Evet. Kısıtlamışlar yani. Öldürmüşler. Tabii aslında tefekkür kelime yapısı evet, düşünce demişler. Evet, evet. Toplumda tefekkür ne anlar? Abi tefekkür zannın, hüsnü zannın vasatının zeminidir dediniz değil mi? Peki tefekkürün zemini aç ve fakr mı? Yani aç, fakr, noksan, kusur derdi yani tefekkür akıl kalp bütünlüğüdür, kemal bir ruhun özelliğidir. Altına ne koyarsan koy. Yani neden böyle bir şey düşündüm Hasan abi? Çünkü tefekkür sanki Allah'ın bir yardımı, hidayet dediniz ya, Allah'tan gelen, Allah'tan gelendir yani. Hidayet Allah'tan evet. gelendir değil mi abi? Allah'tan bir yardımın sana ulaşması için aczini ve fakrini ve hiçliğini bilmen gerekiyor Hasan abi düşündüm. Dolayısıyla sanki tefekkürde en güzel zemin, en şey o gibi geldi bana bir an. Peki. Düşünmek dimağdaki, yani bir şey demiyorum çünkü niye? Yani sistemi tanıdın mı altına ne koyarsın? Tamam. Düşünmek merak artırıyor ya hastalıkta. Ne kadar çok düşünürsen hastalığı, musibetin şiddetini artırıyor. Güzel. Ama tefekkürle bakıyorsan hastalığı ortadan kaldırıyor. Bak harika. Eğer düşünmek mi? Şimdi dimağa ait bir kaydı söyledim. Anadolu'da geçmesi lazım çünkü hastalık lisansını yazdım. Yani fiilde gösterdik tefekkür müydü şey. Ötekisi şeyde gösterdik. Dimağda bu da dimağda. Eğer düşüncen sıkıntını çoğaltıyorsa düşüncedir. Sıkıntıdan seni kurtarıyorsa tefekkürdür. Harice taşınmak oluyor abi o zaman. Ha güzel. Harici taşınmak oluyor. Cesedi terk etti, terk ediyor. Evet. Ondan sonra ben şimdi ne olur ne olmaz yazarız. Şey, ne demiştik? Sıkıntını çoğaltıyorsa, sıkıntını çoğaltıyorsa al kalemini. Merak hastalığı iki yazıyor. Yani. Çoğaltıyorsa ne? Düşünce. Yok düşünmektedir. Çoğaltıyorsa tefekkür. Kardeşim bana kalem verme ya. Söylesene. Sıkıntını azaltıyorsa tefekkürdür. Senden dolayı çantamdan kalemi çıkarmadım. Bir de ne demiştik? Neticesi marifetullah'a götürüyorsa tefekkür. Eşeği tanımlıyorsa eşyayı. Eşyayı ve kendini abi. Ve kendini tanımlıyorsa düşünce. Berberim niye geç kaldın? Zaten geçen hafta gelmedin, hepsini yazdım. Geçen hafta da hiç öyle bir gıybet ettim ki sana, gözükmemiş bir gibi. Al. İsim vermemiştiniz Hasan abi ama. Olsun, ver. Onu mu kastettiniz? Kalbinizden geçti diye. Tabii o burada olsaydı şey yaparım. Dedim ki bir fırça attım adama. Ondan tamam. Bir fırça attım adam. Eyvallah dedim, hiç dersi anladılar. Ondan sonra sen şu çarptın. Abi yazmaması imkansız şimdi. Hazır mı? Gelmek istiyorum. Yazma kardeşim. Bir de böyle kalemleri al. Al. Peki. Hakkını helal ettin mi? Dedim ben sana düşüneceğim. Rivat ettim seni ya. Helal olsun abi dedim. Peki. Devam mı? Tamam. Harikaydı o. Devam olsun abi. Çok hoş. Çok güzel soru sordun, bizi bir yere taşıdın. O da güzel oldu. İkisini de yazdım.
Ben işte atölyeye çalışma olacaklar. Güzel oluyor. Hadi Cafet dedi mi geldi? Cezadan kurtulamayız. O dersi bu hafta o takdime çıktı, tamam bana yükledi. Dışarıdan almak yok tatlı. O evde bir şey olabilir ama gene meyveye yüklenirsin yani. Ben size bir kabak tatlısı yapayım. Yapabiliyor musun? Güzel yapıyorum sen. Çok güzel. Tamam. Haftaya hem dersini hem kabak tatlını getireceksin. Tamam. Güzel ol, altyapı sağlam olsun ha. Tamam. Peki. Düşünmek dimağdaki itikada bakar. Tefekkür ise kalpteki imana bakar. Tefekkür ile mevcudatın tahiyyatlarını, tesbihatlarını, ubudiyetlerini görüp şehadet etmektir. Eğer tefekkürle eşyanın Allah'a bakan yönünü, tesbihlerini, tahmidatlarını, ubudiyetlerini görüyorsan, gösteriyorsan o tefekkürdür. Yoksa düşüncedir. Yani mevcudatın ibadetini görebiliyorsan. Mevcudatın seninle konuşması mı abi bu? Konuşması. Mevcudatla sen alakadaki ilişkiyi neyle kuracaksın? Tefekkürle. Yani onu ne yaptığını, nerede abi, bunu ne yaptığını ben nerede bileceğim? Niye arkaya sakladın bu adamı? Şimdi bendeki bak, dili yani onun abi. He? Bendeki dili onun abi. Yani aynı. Veya koridor. Mesela fikir yoldur. Buna yol kurdun. Yol tefekkür değildir aşağı. Fikir yoldur usta. Diyor ki fikir yoluyla. Yolda yürüyen kamyondur. Tefekkür. Kamyona atılan da marifetullah'tır. Ha? Şimdi dağa çıkıyoruz Gabur, tamam mı abisi? Gidiyor muyuz abi? Dağa çıkıyoruz. Virajlar var. Şeyler var, bazı çukurlar var. Virajlar bela ve musibet. Annemler. Tamam mı? Çukurlar enaniyetimizi tahrik eden, bizi rahatsız eden hareketler, sözler. Çukur ya, düştük. Yapıyor. Ondan sonra yol fikirdir. Kamyon tefekkürdür. Kamyon gittik de, gitti kamyonu ormandan malzeme aldık. Yükledik. O da marifettir. Marifet. İnsana mal oldu mu marifetullah oldu. Şey diyor ki Gazali, tıbba diyor, tıp, hendese hepsine, eğer diyor Allah'a götürmemişsek, sırf eşeği tanımlıyorsa, bu kişi sanatkardır diyor. Bilgi sahibidir. İlim sahibidir ama marifet sahibi değil. Mesela arabayı tamir etmek neyse kafayı tamir etmek de odur. Karaciğeri tamir etmek de odur. Yani sanattır diyor. Cinsi değişik. Gazali. Eğer o ilmi, o bilgi Allah'a götürüyorsa, Allah hayretini attırıyorsa, yani eşyanın tesbihatını, ubudiyetini, tahiyyatlarını, Allah'a bakan yönünü fark ettiriyorsa, o bilgin tefekkür oluyor. Tefekkür neticesinde de marifet sahibi olduğundan dolayı marifetullah oluyor sende. Varis. Varis oluyorsun yani. Ama bunun bendeki ifadelenişidir tefekkür. Bunun. Bununla bunun arasında bir şey, fikir yolunu koydum. Neyse biraz devam edeyim çünkü okuyacağım çok yer var. Ruh, dimağı bütüne getirerek, bak ruh, dimağı, dimağın tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik var ya. Ruh, dimağı bütüne getirerek kendine göz yapmaktır. Tefekküre akıl tarifinden aciz kalır. Tefekkür, dimağı, ruh, bak ruh. Tefekkürle dimağı bütüne getiriyor. Dimağı komple bir göz oluyor. Bir göz oluyor. Dimağı komple. Ruh bu gözle seyrediyor. Ama ruh dimağı bütüne getirdikten sonra ruh orayı seyrederken gördüklerini akıl tarifinden aciz kalıyor. Evet. Yani çok da bu oluyor abi. Böyle. Ne anladın be Harun? Söyle abi. Abi dimağı göz yani ruh kullanıyor. Evet yani dimağı göz yapıyor. Dimağı gözdür. Ruhun. Şöyle olsa görmez gözü diyor ya abi. Evet. Sonra
Tefekkürde halis bir iman vardır. Tefekkür okuyoruz. Ayan. Tefekkür nedir? Cümle çok. Tefekkürde halis bir iman vardır. Devam. Tefekkür, taakkul içinde bulunan sıfatların bütünlüğünden aktif olur. 30 küsur tane sıfat var. Dimağda, akılda. Taakkulün içinde. Onun bütüne gelmekten hasıl oluyor bu. Zeki bir sıfattır mesela. Tefekkür, oraya koyduk. Tefekkür de hakim ismi daha ziyade hakimdir insanda. Kur'an aklı tefekküre sevk etmek için akla havale eder. Tefekküratla hakiki insan insan olur. Ahsen-i takvimde olduğunu gösterir tefekkür ona. Tefekkür kuvvettir. Tefekkür alemi şehadetten alemi gayba çıkış kapısıdır. Tefekkür insanı Kur'an devamlı ibrete ve tefekküre sevk eder. Kur'an insanı devamlı ibrete ve tefekküre sevk eder. Düşünce diyorlar. Kur'an etti. Oysa tefekkür. Tefekkür kelimesini düşünce diyorlar. Onun için olmuyor. Tefekkür, unutmayın şunu, tek başına bir ibadettir. Çok ilginçtir. Ondandır ki bir sene nafile ibadetten bir saat tefekkür üstün olması, tefekkür tek başlı başına bir ibadettir. Tamam, toparladın mı kafayı? Elhamdülillah, çok iyiyim abi. Çok güzel. Kafamda başka bir şu şey var. Şu anda bir şey düşünüyorsun. Sormamak için Hasan abi kendimi tutuyorum, o yüzden. Tamam abi. Şu anda bir şey gördüm diye. Bak şimdi. Bir sene nafile ibadet düşün. Bir saat tefekkür. O zaman bu tefekkür, yani bundan da üstünse, isim konulmamış bir ibadettir yani. İmansız tefekkür olmaz değil mi? Olmaz. Kafirde yoktur. Şimdi bütünleştirdim. Ettiğimiz ibadetler kulluk. Neticesinde iman elde ediyoruz ya. He, ballar balını buluyorsun. O da tefekkürün ham maddesi abi. O enerjiyi oraya kullanıyoruz. Ne kadar iman var, o kadar evet. Tefekkür yapabiliriz. Doğru. Yani tefekkürle iman nurlanır. Evet. Devam ediyorum. Allahu Ekber. Tefekkür dahi aşk gibi, bak iyi dinleyin. Tefekkür dahi, külliyattan buldum bunu. Aşk gibi, belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tariftir ki hakim ismini ishar eder. Aşktan üstündür. Aynı cümlede şefkat için kullanıyor. Şefkat aşktan da üstün ya. Şefkat çok üstün, çok. En üstüne. Şimdi niye biliyor musun? Aşk, ben merkezli her şeyi yorumlamaktır. Her şeyi burada yok etmektir. Şefkat ise karşı merkezli düşünmektir. Karşı merkezli yok olmaktır. Şefkatı ben yokum, sen varsın. Annede ben yoktur, çocuk var. Şefkatli bir nur talebesi, ben yok, onu nasıl kurtarırım var. Şefkatle tebrik. Ondandır ki, özür dilerim, dur. Şefkat hakim oldukça kızınıza, bacınıza, yakınınıza cinsellik olmaz. Sebebi şefkattır. Şefkat şehveti örter. Bir insan ne kadar şefkatliyse o kadar şehveti aşağıdadır. Yakın olmaz. Yakınına. Şefkat karşıda mani olmaz. Evet. Peki Allah'ın şefkati? Evet. Allah'ın şefkati rahim. Şefkat bizde gözükür. O rahim. Şefkat denmez o. Şefkat-ı mukaddesi rahim ya. Mesela şöyle düşün. Bizde karanlık ne kadar şiddetliyse nur o kadar gözüküyor mu? Şimdiki bizdeki şefkat karanlık gibi düşün. O nasıl bir şey? Şefkat-ı mukaddesi. Yani Allah seni o kadar seviyor ki sendeki hissesi 99, senin isen 1. Ama hepsi bana. Ya hepsi sana indirdik gene. Abi şefkat, lezzet-i mukaddese mi dememiz lazım? Yani şefkat-i yok, lezzet değil. Ha, şefkat-i mukaddese, lezzet başka bir şey de. Şey içinde, marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i mukaddese, oraya bir intikal ettim ama karıştırdın mı? Karıştırdın, aşağıda o. O da bir madde ayrı. O da ayrı bir madde aşağıda. Bak sayayım da seni toparlarsın.
Şefkat mukaddese, mabet münezze, sevki mukaddes, surur mukaddes, lezzet mukaddes, memnuniyet ve iftihar. O ayrı bir şey, kategori, lezzet. Evet, evet. Devam. Şeyi söylemek istiyorum abi. Şimdi tefekkürle şefkat olmaz. Tefekkürle şefkat şöyle olur. Çünkü tefekkürün karşılığı marifetullah ya neticesi. Marifetullah meratip olarak şefkate yetişmez. Şefkat yetişilmez tabii. Çünkü niçin yetişilmez? Bak usulü böyle ezber yapmayacağız diyecek. Tefekkür hangi isme dayanıyordu? Hakim. 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 Şefkat? Rahim. O da esma. O da esma. Fakat bu esmanın şuunat-ı zatiyesinden istifade ediyor. Şefkat-ı mukaddese. Şefkat şuunat-ı zatiyede. Çünkü tefekkür neticesi marifettir. Fikreden akıl kalp bütünlüğüne sahip insanlarda görülür. Ama böyle olmasa dahi analarda şefkat vardır. Var. Olmasa dahi. Bu bütünlük olmasa dahi. Şefkat var ama tefekkür yok. Tefekkür olmuyor. Şefkati ifrat ya da tefrik et. Evet. Çünkü vasatta olmaz. Şefkati vasatta olursa imanlarda olur. Tefekkür şefkati kıblesine koyar. Mesela kafirde, kadında şefkat yok mu? Var. Var. Hangi şef, ne? İfrat mı, tefrit mi, vasat? Vasat olabilir mi? Vasat olamaz. Mukaddes değil abi. Mukaddes değil. Mukaddes olabilmesi için vasat olması lazım. Ya ifrattadır ya tefrittedir. Yani manayı ismiyle bakıyor. Peki. Bir de okuyayım burayı. Tefekkür dahi aşk gibi belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tariftir ki hakim ismini isar eder. Ülfet perdesini, letafetini ve taravetini kaybeden kelimat-ı mübareki kuvvetli tefekkürü bir ameliyatla insanda bulunan bütün hissiyat, letaif-i maneviyesi uyandırır. Hatta vehim, hayal ve sır gibi duygular hüşyar ve müteyakkuz olurlar. Bir de okuyayım. Kavramak zor oldu. Ülfet perdesini, Kur'an'a karşı bir ülfetimiz var ya, oluyor. Derslere karşı ülfetimiz oluyor. Risale-i karşı oluyor. Böyle derslerle, öyle atölye tersleriyle biraz ülfetimizi kırıyoruz. Ülfet perdesini, letafetini ve taravetini kaybeden kelimat-ı mübarekeyi. Ülfet perdesini ne yapacağız? Şimdi letafetini kaybetmiş kelimat-ı mübarekeler var. Kur'an, Risale'dekiler. Kaybetmiş, tamam mı? Bak bir daha söyleyeyim. Ülfet perdesi, tamam perdesi. Letafetini ve taravetini kaybeden, taravetini, tazeliğini kaybeden kelimat-ı mübarekeyi kuvvetli tefekkürü bir ameliyatla insanda bulunan bütün hissiyat letaif-i maneviyesi uyandırır, tefekkürle uyandırılır. Hatta vehim, hayal ve sır gibi duygular hüşyar ve mutayakız olurlar tefekkürle. Kim ne anlatıysa. Başka? Tefekkürle elde ettiği kurbiyet-i maneviyeyidir. Kurbiyettir, akrabiyet değildir. Tefekkürle gidersin, marifetullah. O tefekkür buradandır. Verilen cevap marifetullah'tır. Yani kamyona yüklenen akrabiyettir. Allah'ın verdiği cevap akrabiyet, tefekküre. Ondan sonra bakıyorsun, Allah tefekkür ederken, tefekkür aynı zamanda neticedir biliyor musunuz? Yani tefekkür ettim diye sebep almaya gerek yoktur. Çünkü sebabı zaten kendisidir. Güzel bir şey, çok kolay. Evet, tefekkür kendisi neticedir. Neticedir. Ahirette sebabı beklenmemelidir. Beklenmez. Niye? Çünkü peşin aldın abi. Burada peşin aldın. Burada peşin aldı. Beklenmez ama verilmez mi abi? Yani. Verilir tabii. Öyle inanıyoruz da. Tefekkürü veriliyor ya abi. Onu da kullanmıyorsun. Evet. Tefekkür kendisi netice. Çünkü
Üstad diyor ki, hizmetin kendisi bana ücret gösterildi. Ücret istiyor musunuz? İstiyoruz tabii. Hizmetin kendisidir. Hizmetle bir şey almayacağız. Hizmet kendisi ücrettir. Bu diyor. Evet. Tamam mı? Tefekkür kenarında... Peki bu rahatlığı nerede bulacaksınız? Bu rahatlığı. Ben hep beraber, ben de dahil. Kapla olur mu? Kapla olsaydı iki tane doktor gelmez tabii. Bunlar saf. Bunlar saf. Lan siz bu işin merkezindesiniz, lan adam ölmemesi lazım. Senin önündeki de doktor. İlaç niye gelsin ki? Saf bunlar. Ha? Olmuyormuş değil mi ilaç? Başka bir şey. Tefekkür neticedir. Usta diyor ki, biz ücretimizi almışız. Hizmetle mükellefiz. Bana diyor, ücret olarak hizmetin kendisi gösterildi dedi. Of be ya. Allah'ım razı olun. Nasıl şanına yakışıyorsa sana. Yarabbim sana da şükürler olsun. Nasıl şükredilmesi gerekiyorsa. Bugün bir duama ne dedim biliyor musun? Duamda coştum bunları yazarken. Dedim ki Yarabbim. Hakkım değil ama senin için böyle hudutlu bir istemek yok. Yarabbim. Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar hangi peygamber, bütün peygamberler ne istemişse hepsini istiyor. Allah'a bekliyorum. Siz de suyunu kaçırmışsınız. O kadar olur mu ya? Yetmedi. Bana mal satılıyor ya bir tane alana. Ya Rabbi, Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar o bütün peygamber, 124 bin peygamber sana ne şeylerden sığınmışlarsa ben de sığınıyorum. Amin. Çok amin. Amin. Bütün müminler de isteseydi ne abi ya bunları? Bütün kardeşlerimi de istiyorum. İstedim. Ama keşke şey yapsaydım. Onu desem, müminlere desem yalan olur. Müslüman Müslüman talebelerine dedim. Keşke yapsaydım. E deriz kardeşim. Olsun abi, geçmişte değiştirmek var. Ama değiştirmek çok acayip var. Ya. Böyle yazarken ya Rabbi. Senin için bunu isten. Ya o kadar Allah büyük, o kadar zengin ki. Bu demeyle ne olacak? De canım diyemez. Diyene vermez. Bana bunu söylettirdi mi? Hazreti Osman naklediyor değil mi? Hazreti Ali'den naklediyor. Allah kabul etmeyeceği bir duayı kulunun ağzına vermez. Hadis miydi abi? Hadis. Ama bazılar diyecek ki bunu diyor. Ben de diyorum baktı samimi ama. Onun da var. Kim? Samimi. Hani şöyle, acaba bir Hazreti Ömer şöyle bir rivayet var hadis. Duam acaba kabul olur mu? Endişe etme. Duanın samimiyetinden endişe et. Hac gibi yani. Yani acaba mesela var ya, şöyle diyeyim. Ustad gidiyormuş talebeden, teneffüs ettireyim. Gidiyorlarmış 6 tane, Erek Dağı'na. Karşıdaki sürünün köpekleri saldırmış. Ustadın arkasını gizlendik dedi. Hepsi. Ustad hiç aldırış etmiyor ya gidiyor. O dev köpekler. Ustad şemsiyi uzatmış böyle. Biz hain değiliz dedi köpeğe. Böyle şemsiyi böyle. Biz hain değiliz. Biz hain değiliz. Köpekler sanki manevi bir cama, bir koridora, bir duvara çarpmışlar gibi oraya yığılmışlar böyle, ya kıpırdayamıyorlarmış. Ondan sonra çekip gittik. Ya çıktık diyor yukarıdan. Şimdi gece ustad dedi ki namaz kılınıyor falan. Ya abi işte unuttum hangi abin hak dedi. Bana dedi ki şu dedi şey yap. Herhalde Celal abi. Bu şeyi atesti aldı git dereden yani o geçtikleri yerden geçecek su al dedi dereye. Köpekler oradan geçecek yani. Tek başına. Tek köpekler orada değil ama gitti ama. Şimdi orada oldu hadise. Sen kafın. Mümkün değil abi. Bir tanesi dese ki ben geçerim yalandır. O dev köpekler, abilerim korktu. Yalan söylüyor. Hepimiz tane. Ondan sonra şimdi ben dedi ya hafif yamur olsun dedi. Ustadın dediğini derim. Şemsiyeyi de al. Ama baktım ki diyor köpekler geliyor. Daha gelmeden ama şöyle yaparak yerini de böyle ağaca tırmanacak gibi. İnanmıyor ki buna. Şöyle tamam.
Biz kayın değiliz. Ya ama paramparça etmişim ki ya. Şimdi bıraktı. Kayın değiliz ama şimdi orada. Köpeğe var. Anladın mı? Hemen fırladım dedim. Orada sonra inanmamasın bana. İtikadı zayıf oldu. O olaya. Öyle bir inansa ki dizgin Allah'ındır. Vaaz ediyor. Besmele deyin dedi. Boğazdan karşıya yürüyün dedi. Adam olmuş Osman'da. Cuma'dan çıktıktan sonra fırtına varmış. Karşıya geçeceklermiş. O vaaz eden adam limana gelmiş. O da gelmiş. Fırtına var. Nasıl geçecekler? Dinsin demiş motorculu şeyde sandalcılar. O cemaatin için o kadar saf insan varmış ki. Hocam dedi ya kürsüden söyledin dedi. Besmele çıkın geçelim. Ne sandal bekleyelim dedi. O dedi senin için olur dedi o. Ondan sonra. O saf trik besmele dedi gitti gidiyor. Fatih hocam gelsene dedi. Halatlayamadı. Olmuş yani. İtikat, iman değil, itikat bu. İtikat kendisi enerjidir. Eşyanın mülkiyetine girer ve evamiri tekviniyesine müdahale eder. İtikat böyle bir şeydir, şifredir. Eşyanın mülkiyetine girmektir itikat. Burada bulun abi biz. Allah. Ne demek abi itikat değil, iman değildir itikat değil. Evet. Kur'an'da Allah-u Teala Hasan abi kendini en çok nasıl bilinmek istemiş? Yani Bismillahirrahmanirrahim. Yani Allah en çok Rahman ve Rahim olarak bilinmek istemiş değil mi abi? Yani Kur'an'da işte, en çok geçen Allah, bu. Rahman ve Rahim. Evet, Allah Rahman ve Rahim olarak. Risale-i Nur Külliyat'ta da birinci söz olarak geçmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Bismillahirrahmanirrahim bence en büyük gibi sanki. Yani evet. Tefekkürün başı gibi sanki geliyor. Devam edeyim. Tefekkürle elde ettiği kurbiyeti maneviyi, normal bir şey söylediğin için fazla çarpmanın önde herhalde. Ya sen abi izah niye diyorsun? İzah etmeye gerek yok ki. Ben bir anda tefekkürümü paylaştım ben de. Peki gücenirsin diye. Yo. Tefekkürle elde ettiği kurbiyeti maneviyedir. Kurbiyete bakar, akrebiyete bakmaz. Ama verilen cevap akrebiyettir. O zaman akrebiyet olmuyor mu? Yani... Yok. Akrebiyet. Çünkü akrebiyet kurbiyete göredir. Herkesi farklı veriyor. Kamyonuna göre kalacaksın. Sehl-i sülük-ü kalbinin ve harekat-ı ruhiyenin miftahları ve vesileleri zikri ilahi ve tefekkürdür. Bunu yazmam lazım. Çok şöyle. Yani şöyle. Sehl-i sülük-ü kalbinin anlaşılmaz mı? Buymuş. Sehl-i sülük-i kalbinin ve harekat-ı ruhiyenin miftahları ve vesileleri zikri ilahi ve tefekkürdür. Tefekkürün tanımı mı oluyor bu? Neydi bu? Yok. Tefekkürün bir neticeleri yani ne işe yarar? Yani tefekkür neticedir. Burada mı geçiyor yani? Tefekkür harekat-ı ruhiyenin neticesidir, vesilesidir. Harekat-ı ruhi aktif edendir tefekkür. Ruhu aktif ediyor. Dima ve kalp bütünlüğü ruhu aktif ediyor. Aktif olan ruh kendisi de aktif oluyor. Bu sefer onun kalitesi yükseltiyor. Zikri kalbi tefekkürü akli. Bak, zikri kalbi, tefekkürü akli. Tefekkür aklın içindedir. Bir sıfattır. Aklın içinde zekilik de vardır. 33 tane şey var ya. Fakat kalp onu kullanırsa marifet oluyor. Kalp kullanmasa o tefekkür düşünecektir. Tefekkür tek başına bir ubudiyet tarikidir diyor. Başka? Kalp dimağdaki tefekkür sistemini kullanabiliyor. Başka? Marifet-i sani netice veren masnuattaki tefekkür imani. Bak Risale'de geçen cümle. Tefekkür aynı zamanda hakikat yolunda
meslektir. Bizde meşreptir. Yani bir tefekkür, bir meslek varmış. İslam dünyasında bir cemaat var. Bizde ise meşreptir. Hadis-i şerifler ve ayat-ı Kur'aniyeler tefekküre azim tergibatlar yapar. Tefekküran ayat-ı Kur'aniyenin lematıdırlar. Hayatın bir hassası olan usandırmamak ve halavetini muhafaza etmek hassasının bir cilvesi tefekkür aynasını temsil etmiştir. Acayip. Tefekkür ehlinde Kur'an'a ve Risale-i Nur'a karşı kişide usanma olmaz. Bir de okuyun, burayı kaçırmayın. Tefekkür ayat-ı Kur'an'ın lematındandırlar. Yani tek başına bir ayettir. Ayetin bir hassası olan usandırmamak. Ayetlerin bir özelliği nedir? Her bir ayette bir özellik var. Özellikler var, bir tanesi usandırmamak ve halavetini muhafaza etmek, tazeliğini muhafaza etmek, hassasının bir cilvesi tefekkür aynasını temsil etmiştir. Risale-i Nur'un etsalarındaki kuvvetli ukde-i hayatiye ve parlak nurlar o sisili tefekküratın emalarıdır. Tefekkür ötelere geçmek istiyorsan, oralardan bir şeyler almak istiyorsan, fikir yoluyla tefekkürle gideceksin. Bazen onlar tefekkür aynesinde iade-i ziyaret ediyorlar. Tefekkür-ü imaniye diye böyle bir tabir geçiyor. Bir şeyle ilgili bir örnek söylemek istiyorum abi. Bazen hani tefekkürde bazı manada geliyor ya, bunu kaydetmediğimiz zaman geri dönüp aynı manayı, aynı orijinal öndeki şekilde bazen yakalayamıyoruz. İyi, bazen bir çoğunlukla. Ya değişik veya biraz eklenmiş, biraz çıkarılmış olarak geliyor. Ya o, o halaveti yok. O bir önceki manada onu söylüyordu. Evet, mesela bugün harika bir misal vardı bir meselede. Fakat kayboldu. O kadar üzüldüm ki. Abi sizin mi kusurunuz var? Nedir onun şeyi? Yani benim ne kusurum var? O güzel manayı ben niye... Vallahi öyle, çünkü ben tamam tespihattan sonra çıkıp yazarım dedim. Allah o kadar harikaydı ki. Herkes ister ki düşüncesi tefekkür olsun. Neden o? Terklerimiz olmadığından. Tefekkürü aktif eden teklerdir. Onu da vardı da burada yazmamış olabilirim, yazayım. Tefekkür terklerle mümkün. Harun abi de zamları kesmek lazım. Zam işte. İşte tefekkür. Peki devam edeyim. Vallahi çok harikaydı ama neyse bunlara. Şimdi içimi yandı, hatırladım ya. Risale-i Nur'un mesleğinin dört esası var. Bir, ad. İki, nurculuk altında olan sistem. Ad, fark, şefkat, tefekkür. Risale-i Nur'un mahiyeti ve meşrebi tefekkür ve şefkat olduğu cihetle. İbrahim Aleyhisselam da meşrebi bu. İbrahim Aleyhisselam'ın hususi meşrebi olan tefekkür ve şefkat. Düşünün. Başka? Evlatlar gayet fıtri, dertlerime alakadar ve tefekkürat-ı ruhiyeme. Evlatlar böyle yapmış. Başka? Geçen cümle yapmıştım. Tefekkür, rububiyet dairesine çalışıyor. Allah'ın verdiği cevap uluhiyet oluyor. Tefekkür, gafleti izale eder. 147 Emirdağ, Mesnevi Nuriye. Dikkat, teemmül. Bak, tefekkür gafleti izal eder. Dikkat, teemmül. Teemmül ne demek? Etraflıca düşünmek. Evham zulümatını dağıtıyor. Başka? Batınında, hususi ahvalinde tefekkür ettiğin zaman derinden derine tafsilat ile tetkikat yap. Fakat afaki harici umumi ahvalata teemmül ettiğin vakit sati icmali düşün. Tafsilata geçme. Böyle yaparsan vahdete takarrub edersin. Başka tefekkür. Nakkaş ezelinin rububiyeti de insanın nazarını iktiza eder ki hayret ve tefekkür ile takdir ve tahsinlerle bulunsun. Kur'an, tefekkür neymiş başka? Kur'an kainatta tefekküre emir verdiği gibi. Başka? Tefekkür, o temsilatı nuru iman ile tefekkür edenin nuru imanı inkişaf eder.
Tefekkür de malzeme, misaldır. Düşünmektir, sanattır. Ya tefekkür edeceksin ama malzeme lazım. Düşünceyi kullanıyor. Tefekkür mesleğine girenlerin istikametleri pek bozulmaz. Tefekkürde bir günlük işi bir dakikada yapılabilir sırrı vardır. Tefekkürdeki ulviyet hakikaten hiçbir şeyde kabili kıyas değildir. Geçmişe ve geleceğe girilebilen, oraları aralayandır tefekkür. Tefekkür insana insana öz güven verir. Öz, kendi öz. Tefekkür insana öz güven verir. Öz güven. Cebrail'e yol verdiği zaman o güven miydi İbrahim Aleyhisselam'daki? Sen git beni koruyan. Evet. Evet, yani yardım edeyim sana dedi. Seni kim gönderdiyse o görmüyor mu? Seni kim gönderdiyse o görmüyor mu? Cebrail de şaşırdı zaten. İnsan onunla şaşırdı. Yanıyor. Sen der misin ya? Ben yanacağım. Cebrail diyecek ki bana, yardım edeyim mi? Bana soruyorsun ya. Ne soruyorsun ya? Ben bağırırdım. Yardım edeyim diye sorulur mu? Yanıyorum işte. Ama şey düşünmemiş, çok enteresan. Bana çok enteresan geliyor. Allah Cebrail'i gönderdi bana yardıma düşünmemiş. Çok enteresan. Ben o herkese öyle düşünürdüm. Evet, ben doğru. O zaman düşünürdüm yani. Allah gönderdi. Evet tabii Cebrail geldi. Ben yardım etti. Yani gene Allah. Ay direkt istiyor. Öyle düşünürdüm. Cebrail bir de Allah gibi ben de aynı şeyi söylemiştim ya. O zaman Cebrail'i bekleriz. Öyle düşünmemesi enteresan. Cebrail sen bize gülüyordun şimdi. Ortalığı karıştı. Gurur duydum sizinle ya. Allah Allah. Ne güzel ya. Cebrail gülüyor bizi. İyisi Allah takibidir için hepimizi ya. Abi. Ya şimdi ne kadar merak ya. Kim biraz atılır. Ya şu anda değil mi? Doğru işaretse. Kur'an'a ait mesaiyle iştigal bir nevi manevi mütefekkirane Kur'an okumak hükmü hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkürdür, hem kıraat-ı Kur'an manaları risalelerin istinsah ve mutalalarında vardır itikadındayız. Yani Kur'an'ın içerisi var ya içerisi, Kur'an'ın kendisini okumak hükmü sünnettir. Ama Kur'an'ın itikada ait, amele ait bilgilerini bilmek farzdır. Risale-i Nur da içini anlatıyor ya. Kur'an'ın içini anlatıyor. İmanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine tefekkürle çıkılabilir. Maceralı şeyleri tefekkür etmemek gerekiyor. Yani kamyona çıkıyormuş bir abi. Tamam mı? Acaba Risale-i Nur burada da keramet olabilir mi? Bu kamyon yuvarlansa acaba bizi Risale-i korur mu? Böyle tefekkür etmiş, o anda yuvarlanıyor. Abi bak. Koruyor mu abi? Koruyor. Yalnızca kapının camı bile kırılmamış. Ama bir daha böyle yapmayacağım. Üstad da gittiği zaman daha bir şey demeden keçiyle öyle tefekkür etme bir daha demiş. Şu anda keramet gibi bir şey oldu. İşte düşünüyordum, cevap geldi. Allah Allah. Düşünüyordun ha? Düşünüyordum, cevap geldi. Şu anda bir şey düşünüyordun. Dedi ki, düşünme yani, o tarz bir şey. O tarz şey ne düşünme? Cevap geldi bana. Cevap geldi. Allah Allah. Keçeli. Keçeli. Tefekkürde şüphe ve... Eğer şuurun varsa keramettir, şuur yoksa ihsandır. Ya o zaman ihsandır hepimiz. Tefekkür nasıl yapılır bir misal, 30. söz, 32. söz, 33. söz, hayat ve insan pencereleri mevzuları, Hayat-ı Kübra gibi risalelerde mevcuttur. Yöntemi orada anlatıyor. Sorarlar nasıl elde edeceğiz diye. Başka, zira Kur'an kainatta tefekküre emir verdiği gibi
Kaç dakika oldu? Abi dakika daha çok erken ya. Olmadı çok erken. Şimdi geç başladığımız için şöyle bakayım. Evet, saat 2 dakika. Yok yok olmadı abi o kadar ya. Saat daha kaç oldu? Şimdi abi ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi şu yazdığınız başlıklar var ya, bu anlattıklarınızı aslında şu yazdıklarınızın bütünü gene başlık olabilir. Hangisi? Şurada psikoloji bir dediğiniz bile anlatmak istediğiniz şey yine tefekkürü sanki kapsıyordu bir manada gibi düşündüm. Mesela siz ormanda yalnız kaldığınız zaman el feneriniz dahi söndüğü vakitte o düşünceleriniz, onlar düşünce miydi tefekkür müydü abi? O ondan sonra, çünkü şöyle, cevabı şöyle olsun, ezber olmasın. Şimdi o olayın neticesinde fener gitti, sebepler bitti, bir kuvvet işte öyle cahilane yaptık işte. Böyle olacağını bilmiyorduk ki. Yani Allah unutturdu. Telefonda Ceren var biliyorum. Ondan sonra meğer cep telefonundaki lamba çok yakıyormuş. Onu da bilmiyordum. Onu da bilin. Bilmiyordum yani. Çok yaktığını bilmiyordum. Sonra öyle olayla. Gittim daha. Saat 11'de çıktım evde. Gece. Saat 1'di yani. Orman içinde. Köyün dışında tabii. O ta, senin o evin var diye. Oradan ileriye ben bir yarım saat, bir saat gittim mi yukarıya, bataklık gibi bir yer var. Oraya kadar gittim, kabul et. Orada ışık sönmüş. Ondan daha fazla gittim yani. Işık söndü. Orada düşündüm, ne olacak? Baktım ki yalnız iken, yalnız değil miyim? Yalnızım. Meğer herkes sonra orada oldu. Yalnız değilmişim. Yalnızlık herkesin olduğu yerdir aynı zamanda. Nasıl? Bütün o babaannemin, dedemin, köylünün, halanın, teyzemin dediği hortlaklar, cinler hortladı, şöyle yaptı, böyle uçtu, kaçtı. Herkes orada. Bütün sesleri duyuyor. Çocukluğumdan beri duyduğum bütün olumsuzluklar orada. Bak yalnız mıyım? Olumluluk gelmedi. Bu düşünceler geldi. Bu düşüncedir. Dönün dedim ya. Dön. Allah Allah. Böyle bağırıyorum ha. Ne oluyorsunuz lan? Allahsız niye düşünüyorsunuz? Her şeyin sahibi Allah'tır ya. Deyince her şey değişti. Tefekkürü döndü. İşte olay bu. Tamam. Al neticesi Allah olunca. Özet bu oldu işte. Çok güzel. Dur dedim ya. Ay bağırdım ha. Yani aynı bu üslubu kullanıyor. Ne lan her taraftan bağırırsa hortlakmış. Hortlarınızı sevsinler dedim ya. Yok amcam geldi tabii yoğundu. Amcam demişti ayı çok ya. Oğlum ayı vardır, şu vardır. Abi, teyzem anlatmıştı. Yok mezarlıktan o altından ateş çıkan çıktı bilmem ne. Bir sürü bir şeyler ya. Ya çocukluğundan bir şey duymadık mı? Hepsi orada. Bütün hepsi aktif oldu. Onların hepsi düşünce. Der. Dedim. Bunlar manayı ismiydi. Allah var. Allahsız neyi düşünüyorsun? Her şeyin sahibi Allah'tır. Varsa vardır. Ama Allah var. Allah Allah. Hani senin bahtına düştüğüm var ya. Ondan sonra Allah var dedim ya. Allah var deyince bir baktım her şey değişti. Ondan sonra tak kattı güzel şeyler gelmeye başladı. Yolumu aydınlattılar. Sanki orası genişlendi. Vav! Kalkas! Gidisim gelmiyor. Dur ya dedim ya. Tılsın sanki. Ya dur abi ya. O kadar acayip bir şey inkılap etti ki. Diyeceksin ki nasıl? Şimdi olmaz işte o. O en zor durumda en güzel. Ne kadar zor olursa o kadar hakikat ortaya çıkıyor diyor ya. Barla'da. Zulüm ne kadar zalimler zulmünü artırdı. Müslümanlarda güler yüzlü intibalar doğurdu. Tamam. Mesela Yunus Aleyhisselam miracı balığın karnında oldu. Eyüp Aleyhisselam miracı hastalığın içinde oldu. Sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhid içinde inkişaf etti mi diyor. Ölecek karanlığı. Evet. Evet, aşkı sorunma. Ha, nur-u tevhid içinde sırr-ı ehadiyet inkişaf etti. Nur-u tevhid içinde sırr-ı ehadiyet inkişaf etti. Mesela Peygamber Aleyhisselam ne zaman tekzip edildiğin zor durumda kaldı? Miraç yok. Abi şimdi geride aciz, fakr, şefkat, tefekkür Risale-i Mesleği var ya. Bunu yani siz dinliyorsanız da bunu düşünüyordum. Yıllar önce böyle biz bunu konuşurken aciz ediyoruz. Acizimizi biliyoruz, fakrimizi biliyoruz. Tefekkür ediyoruz. Şefkati nasıl anlayacağız diye. O son böyle konuşulmuştu böyle bir ortamda. Şefkat edildiğimizi biliyoruz. Bu da tefekkürlü oluyor.
siz demin de bunları konuştunuz. Aczini fakrini bilmek de bu da tefekkürlü oluyor. Bir kısmı aczini fakrini bilmenin musibetle belayla üstüne geliyor ama bu tefekküre sebep oluyor. Bu düşüncenin artık o dima boyutundan çıkıp... Her şey bitiyor. Bitiyor. Bittiği anda düşünceler bittiği yerde tefekkür başlıyor. Evet. Düşünceler bitti, üzerine kuruyorsun. Yani düşün, o her çeşit şeyler, sesler, düşünceler düşünceydi. Bu tam şefkati yine belki tam bahis açıldı, açtı. Şefkat edildiğim, bize şefkat edildiğini tefekkür etmek mi diye kabul etmek lazım. Şimdi arz, fakr, tefekkür, hayır, şefkat mesleği ya. Tamam, o damar da. Şefkat kendisi bizzati kendisi neticedir. Şefkat insanda inkişaf eder. O bir gözdür şefkat. Şefkat bir değildir. Şefkat ayrı bir tariktir. Müstakil bir tarik hakikattır. Rahim ismine isal eder. Tefekkür hakim ismine isal eder. Ama şimdi şefkat olmazları olur yapar. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini aktif eder. Tamam. Celbeder. Celbeder. Etmiştir zaten. Sonuçta evet. Mesela en basiti şu. Şefkat edildiğini bildirir sana. Şefkat inkişaf ettiği için sana şefkat edildiğini o zaman görürsün. Mesela küfür gözü görmez. Yani mesela şefkatli insanlar şefkat edildiğini fark ediyor zaten. Çünkü kendisi yaparak. Evet. O zaman aciz farkını bilmek... Şefkat gibi. Acayip bir değildir. Şefkat karşıda dirilmektir. Aşk ise ben de dirilmektir. Aşk da her şeyi kendinde yok etmektir. Şefkatta ise her şeyi karşıda yok etmektir. Allah bunu yapıyor ikinci. Şuunat-ı zatide aşk yoktur. Şefkat vardır. Muhabbet var. Buradan mı olur? İsar hasreti teklerle olur. İsar. Kendini terk edip şefkat etmek. Tabii mesela kendini ne kadar terk edersen tefekkür olur. Mesela sahabenin en büyük mesleği, sahabe meşrebi, sahabelerin mesleği neydi? İsar hasretiydi. İsar. İsar ne demek? Kardeşini kendine tercih etmektir. Peki nasıl kendisini tercih eder? Kardeşi nasıl tercih edersin? Kendini ortadan kaldırarak. O da aziz ve fakir bilmektir. Dolayısıyla birbirine eklenmiş ama denden dolayı o. Terk ya. Terkleri olmayan tefekkür olmaz o kadar. Ne kadar terkleri varsa o kadar, mesela şöyle düşünün. Hiçbir hayvanı gördünüz mü? Bir şey istesin ondan vazgeçsin. Kendi ihtiyarıyla, sopanlarına değil. Olmaz. İnsan ise çok istiyor, istediği kadar da terk edebiliyor. Terk edebildiği kadar hayvani duygulardan sıyrılıp hür oluyor. Hürriyet buradandır. Hayvani duygulardan, bedensel dayatmalardan sıyrılmaktır, kurtulmaktır. Bakın hayvandan ayıran en büyük özelliğimiz terklerdir. Hayvanda terk yoktur. Çocuklarda terk yoktur. Delilerde terk yoktur. Terk yok. Çocuk hep bana egosantrizm derdi. Rüştü abi, çocukların egosantrizm, nerede şey, efendim, bir şeyi çok iyi biliyordu bu sistemi. Yani ben merkezlidir. Her şeyi, niçin çocuk Allah'ın ister Allah'ın derdi, şu tabi anlatıyordu. Vitrinlerde, dükkanlarda. Çocuğun dünyasında her şey onundur, ve bana niye vermiyorsun? Benim şeyimi niye aldınız? Onun için alıyormuş. Her şey onun, her gördüğü kendisinindir. Çünkü ben merkezliymiş. O benimdir ya. Sonra anlar ki anladığı kadar da istemez. Benim değil, onların daymış. Ne kadar anlarsa o kadar istemez. Mesela çocuk, baba bunu al diyor. Parasızlığı ne demek olduğunu bilmiyor. Çikolata veriyorsun, bir tane daha istiyor. Bir tane daha istiyor. Bir yiyecek ya. Yani sabah kadar verirsen, sabah kadar yiyecek. Evet, yok dibi yok yani. Bunu diyemez. Yani terkler insana ait bir özelliktir. En büyük insana aittir ve en fazla terki olan sahabedir. O kadar terkleri olan o kadar kamildir, o kadar ehli tefekkürdür. Peki, vâhir davâhun, kuş öttü. Vâhir davâhun, enilhamdülillâhi rabbil âlemîn, el-Fâtiha ve selavâtu.